Efendim herkese selamlar. Türkiye pazarına yeni giriş yapmış ve ülkemizde üretim yapan yani yerli üretim yapan Infinix'in en yeni akıl telefonlarından birine bu videoda yakından bakacağız. Infinix Hot 10T uygun fiyatlı bir model ve özellikle 90 Hz tazeleme hızı sunan ekran gibi bazı noktalarda gerçekten fiyat performans oranı yüksek bir akıllı telefon. İsterseniz sözü hiç uzatmayayım ve Infinix Hot 10T bizlere neler sunuyormuş bakalım. İlk olarak fiyattan başlayacağım arkadaşlar. Ülkemizde şu anda iki farklı sürümü var. 64 GB depolama ve 128 GB depolama olarak değişiyor. Onun dışında Herhangi bir işte RAM'de veya diğer özelliklerde bir farkı yok. Baktığımız zaman bugün 2599 liraya satılıyor baz model yani 64 GB'lık bir model. E Türkiye'deki şu an şartlar malum. Akıllı telefon segmentlerinin fiyatları malum 3000 liranın altında olduğu için gönül rahatlığıyla ne yazık ki uygun fiyatlı bir cihaz diyebiliyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi böyle tasarımdan falan başlamayacağım. Cihazın sunmuş olduğu bu 2599 liralık fiyatına karşın gerçekten o segmentteki rakiplerinde olmayan iyi özellikleri var. Onlardan başlayacağım. Bunlardan birincisi zaten videonun başında söylediğim 90 Hz tazeleme hızı sunabilen ekran. Bildiğiniz gibi son dönemde yüksek tazeleme hızları akıllı telefon pazarında ciddi bir trend ve özellikle oyun oynuyorsanız standart 60 Hz'e göre daha akıcı bir ekran deneyimi yaşamak istiyorsanız burada yüksek tazeleme hızını tercih etmeniz gerekiyor ve 2600 liralık fiyat bandında ben daha önce 90 Hz yüksek tazeleme hızı bir cihaz görmemiştim. O anlamda fiyat performans olarak gayet başarılı. Ekran demişken aslında isterseniz ekranın diğer özelliklerine de bakalım. Oldukça büyük bir ekran var. 6.82 inç boyutlu. Zaten 90 Hz tazeleme hızı sunduğunu söylemiştim. Bu arada bir parantez açayım. 180 Hz'likte bir dokunma hassasiyeti var. Yine oyunlarda vesaire işinize yarayabilecek ek bir özellik. 720 x 1620 IPS LCD panel kullanıyor. Yani çözünürlüğü hemen hemen 720p HD'ye denk gelen bir çözünürlük ve IPS LCD panel sunuyor. Ben maksimum parlaklığı aldığımda gerçekten gereksiz derecede yüksek bir parlaklığa ulaşıyor. Yüksek ihtimalle güneş ışının altında falan herhangi bir problem olmadan çok rahatlıkla ekranı görebilirsiniz. İsterseniz bir diğer önemli olan konu daha doğrusu benim Testlerini yaptıktan sonra bu fiyat performans noktasında öne çıkardığını çıktığını düşündüğüm konuya devam edelim. O da kamera. Şimdi arka tarafta 3 tane kameramız var. Bunlardan ana kamera olan e, modelde sensörde 48 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Onunla beraber bir tane AI yani yapay zeka e, destekleyen yardımcı bir kameramız var. Bir de arka tarafı bulanıklaştırabilmeniz için portre fotoğrafları için bir sensörümüz var. Baktığımızda aslında hep ne söylüyoruz orta düzey akıllı telefonlar güncel akıllı telefonlar zaten artık ışığınız yeterliyse ise yapay bir ışık da olabilir güneş ışığı da olabilir zaten iyi sonuçlar elde ediyor orada belirleyici ne oluyor gece çekimleri düşük ışıkta çekilen fotoğraflar şimdi burada Infinix'in e, takdir ettiğim bence doğru yaptıkları bir iş var o da gece modunu Normalde bizim gördüğümüz akıllı telefonlarda işte ortalama böyle birkaç saniyelik bir uzun pozlama yapılıyorken burada yaklaşık 3-4 saniye süren daha uzun süre bir uzun pozlama yapmışlar. Bu da ışığın yetersiz olduğu alanlarda sensör yani bu uygun fiyatlı bir akıllı telefon ve dolayısıyla üzerindeki e, kamera sensörü de üst düzey modellerden daha geride kalıyor ama Elde edilen sonuçların iyileşmesi adına bu uzun pozlama sayesinde kamera çok daha fazla ışık alıyor uzun pozlama yaptığı için ve gece de fotoğraf çektiğinizde rahat rahat Instagram'da orada burada paylaşabileceğiniz olduğundan çok daha aydınlık görünen ve e, grenlenmenin de çok ciddi problem olmadan e, çekebildiğiniz böyle fotoğraflar elde ediyorsunuz. He bunun eksi tarafı yok mu? Var. Hani renkler birazcık daha uzun pozlama yapıldığı için olduğundan daha e, farklı görünebiliyor birazcık veya işte gece bir fotoğraf çekiyorsunuz. Sizin çektiğiniz kadrajda her şey daha net çıkıyor, daha işte ışığı almış bir şekilde çıkıyor. Bu çok iyi bir şey ama baktığınızda gökyüzünde birazcık daha böyle simsiyah bir görüntüden birazcık daha grimsi bir görüntüye geçmiş oluyor ama dediğim gibi bu bence hiçbir problem değil. Zira orta düzey telefonlarda elle tutulur fotoğraf çekebilmek özellikle gece şartlarında bence çok daha önemli. Zaten çekmiş olduğum fotoğraf örneklerini de benimle beraber gördünüz. İsterseniz performans noktasına ve tasarım noktasına değinelim. Öncelikle tasarımına baktığımızda benim elimdeki mavi renkli model ve kameraya yansıyacaktır. Arka yüzeyde böyle bazı şekillerin, çizgilerin olduğu düz bir kasadansa daha böyle göz alıcı görünen, daha güzel görünen bir kasa yapmışlar. Arka tarafta hemen yukarıda parmak izi sensörü var. Parmak izi sensörünün hızı ve stabilitesi gayet iyi. Herhangi bir problem olmadan hızlı bir şekilde açıyor. Ama benim gibi böyle birazcık daha küçük elli bir insansanız çok üstte bulunduğu için oraya erişmek gerçekten zor oluyor birazcık. Yan tarafta veya ekranın altında olsaydı bence daha iyi olurdu. Alt tarafta 3,5 milimetrelik kulaklık girişimiz var. Onun hemen yanında micro USB var. Bu da mesela evet hani çok uygun fiyatlı bir telefon ama güncelliği yakalamak adına USB Type C olsaydı daha iyi olurdu. Yanında da bir tane hoparlörümüz var telefonda zaten mono hoparlör var. Stereo hoparlör yok. Hoparlörle ilgili şunu söyleyeyim. Ses çıkış gücü gerçekten iyi yerlere çıkıyor. Oldukça yüksek ses seviyesine çıkabiliyor. Ama benim tavsiyem daha net, daha düzgün sesler duymak için en yüksek ses seviyesinden birazcık daha aşağıya çekerseniz o işte ses patlamalarının falan önüne geçip çok daha düzgün bir deneyim yaşayabilirsiniz. Gelelim performansa ardından da pile. Bu cihazda bizim aslında orta düzey fiyat performans odaklı pek çok cihazda gördüğümüz Mediatek'in Helio G70 işlemcisi var. Hem PUBG oynadım hem işte uygulamaları yükledim, arayüzde gezdim vesaire. Helio G70 Mesela PUBG'de HD ayarda oynatıyor ve yüksek kare hızında oynatıyor. Herhangi bir problem olmadan oynayabiliyorsunuz. Yani bir kasma, takılma olmuyor. Burada tabii 720p HD de özellikle oyunlarda daha iyi performans alabilmeniz için 1080p'ye göre daha rahat çalıştırdığı için işlemci genel arayüzü ve telefonu orada da bir performans anlamında artı oluyor. Gündelik kullanım için uygun fiyatlı bir cihaz arıyorsanız performans konusunda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. RAM konusunda zaten tek bir modeli var. 4 GB RAM kullanıyor depolamada da videonun başında dediğim gibi 64 ve 128 olmak üzere iki farklı seçeneği e, seçebiliyorsunuz tabii ki ufak bir fiyat farkıyla birlikte. Gelelim son olarak bataryaya. Bu telefon zaten oldukça büyük bir akıllı telefon olduğu için içerisine koyulabilecek pil miktarı da artmış ve Infinix bu modelde 5000 miliamperlik bir pil kapasitesini e, cihazın içine yerleştirmiş. Gündelik bir kullanımda tabii ki ne kadar oyun oynadığınız çok etkileyecektir. 90 herze beraber ister istemez eğer devamlı oynuyorsanız tüketiminiz yükselir ama ortalama bir kullanıcı yoğun bir günü, normal bir iş gününü veya işte eğitim gününü çok rahatlıkla çıkartabilecektir. Bu arada şeyi de söylemedim. Ön taraftan baktığımızda damla çantik tasarımı var ve Ekran kasa oranı olarak da şu aşağıda ince bir çerçevemiz var. Onun dışında zaten telefonu ön taraftan baktığınızda büyük oranda ekranla karşı karşıya kalıyorsunuz. Telefonun sunmuş olduğu özellikler ve benim deneyimlerim genel olarak bu şekilde. Direkt fikrimi soracak olursanız bulunduğu fiyat seviyesi 2600 lira gerçekten bugün uygun fiyatlı olarak kabul ettiğimiz bir fiyat segmentinde yer alıyor. Bununla beraber hem kamera performansı hem de 90 Hz ekran gibi kendi fiyatına göre öne çıktığı güzel özellikleri var. Eğer 3000 TL'nin altında fiyat performans noktasında bir cihaz alıyorsanız bence gayet alınabilir. Bazı noktalarda da dediğim gibi rakiplerinin önüne geçen bir telefon olmuş. Siz de her zaman olduğu gibi bu cihazla ilgili yorumlarınızı aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.